Gel bakalım, yanına gitsin biraz ya. Ayşe yanına yakın. Gel şöyle. Okullu okulsuz okuyoruz projesi kapsamında burada toplanmış bulunmaktayız. Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Okuma etkinliğimize başlamadan önce arkadaşlarımız Çanakkale Zaferimizin 100. yılı dolayısıyla hazırladıkları gösteriyi size sunacaklar, arz ederim. Kıymetli veliler, okullu okulsuz okuyoruz projesi kapsamında okulumuza yapılacak olan okuma etkinliği ve belediye başkanımız Sayın Eyüp Eroğlu Bey'in başarılı öğrencilerimize vereceği ödül dağıtım törenine hepiniz hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Sevgili veliler, tabii çok güzel bir akşam bizim Çanakkale'nin uğruna belediye başkanımız da şimdi ona söylüyordu. Biz biraz da erken bu havayı yaşattık. Teşekkür ederiz çocuklarımıza. Ama en çok tabii size teşekkür ediyoruz. Bu salonu önce hiç doldurdunuz. Ayaklarınıza sağlık. Kıymetli Milli Eğitim Müdürüm, çok değerli okul öğretmenlerim, değerli müdürüm ve hocalarım. Yine çok değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler ve çok değerli çocuklar. Ben de sizleri bu akşam vaktinde saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Burayı, bu güzel toplumu oluşturduğunuz için, bizi böylesine güzel ve heyecanlı bir kalabalıkla karşıladığınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyor. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, bizim de değerli hanımefendiler, çok şanlı bir tarihimiz var. Ecdadımız yüzyıllar boyunca at üzerinde fetihlerle koşturmuş, birçok toprağı fethetmiş, İslam'ı gidip tebliğ etmiş, Avrupa'dan Afrika'ya, Asya'dan Balkanlara kadar çok geniş bir coğrafyada Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmuş. Bir de böyle devletlerin dönüm noktaları vardır. Mesela işte İstanbul'un fethi bir dönüm noktasıdır. Yine yakın tarihimizde Çanakkale Savaşı da bir dönüm noktasıdır. Bir ülkenin var olma, bir ülkenin yeniden canlanma ve bir ülkenin toprağı için canlı feda etme savaşıdır Çanakkale'nin adı. Biraz önce konuşurken iyi ki de gelmişiz, iyi ki de bu programın içerisinde Çanakkale'de olmuş. Bir an değil mi böyle eskilere gittik, belki bizler göremedik ama dedelerimiz eminim ki ya da dedelerimizin babaları, anneleri o yılları, o zor yılları hepsi belki sizlere anlatmıştır ya da bir şekilde dinledik. Seyit Onbaşıları, Nene Hatunları ya da 15 yaşlarında analarının başlarına kına yakarak vatanı için evlatlarına o gönderdikleri bundan 100 yıl önceki o günleri eminim ki hepimiz duyduk, hatırlıyoruz. Bakın, Kınalıali'den bahsetti çocuklarımız. Kınalıali aslında Zireli'dir, değerli hanımefendiler. Kendisi Zireli'nin bir köyünde, annesi de onu gönderirken kına yakmış başına. Tabii oradaki diğer arkadaşları niye kına yaktı, Kınalı falan deyip dalga geçiyorken, işte komutanı çağırmış, oğlum niye kına yaktı, sen biliyor musun diye. O da anasına mektup yazmış. Tabii mektubun cevabı gelmiş, çocuklarımız söyledi, belki tekrar olacak. İşte oğlum üç kişiye kına yakılır diye.
işte gelin verdiğimiz kıza, kurbanlık koça, askere gönderdiğimiz evladımıza diye. Tabii mektubun cevabı gelmiş ama Kınar Ali rahmetli olmuş, cephede ölmüş, vefat etmiş. Ve mektubunun komutanı belki ağlayarak orada diğer o cephede savaşıp da gazi olanları anlatmış. İşte biz, böyle analarımız var bizim. Yani evladını vatanı için feda eden ve gözünü kırpmadan vatanı için de şehit olmaya çalışan binlerce bizim askerimiz var, evladımız var. İşte bizler böyle bir milletiz. Yani şehit olmayı çok büyük bir mertebe kabul eden, askere gitmeyi büyük bir şeref kabul eden ve askere uğurlarken de kınalarla ya da oyunlarla, alaylarla evladımızı askere göndeririz, değil mi? İşte 15'liler denir ya, hey 15'li 15'li Tokat yolları taşlı. Neden bu türkü söylenmiş? İşte 15 yaşındaki o çocuklar gidip de askerde, işte cephede bu vatan için, savaştıkları için. Yani Çanakkale anlatılmakla bitmez. Bizim şanlı tarihimiz de anlatılmakla bitmez. Ama böyle önemli günlerde de hem Çanakkale'yi hem İstiklal Savaşı'nı ya da o ecdadımızın Osmanlı'nın o şanlı tarihini de hem bileceğiz hem de yeni yetişen nesillerimize hep beraberce anlatacağız. Çünkü geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Onun için tarih önemli diye buradan bir kez daha bahsediyorum. Çok değerli hanımefendiler, biz de bugün buraya, okulumuza hem başarılı öğrencilerimizi burada tebrik etmek, onları ödüllendirmek, hem okulumuzda bir etkinliğimiz olan okullu okursuz okuyor diye kitap okuma alışkanlığımızı geliştirmek. Ama her şeyden önemlisi sizleri görmek, sizlerle beraber olmak, değerli çocuklarımızla iç içe olmak için buraya geldik. Bunları tüm okullara gitmek için bir takvim yaptık. Ama özellikle bu okulumuzun bugüne ayrı geldik. Biraz önce müdürüm anlattı. Dedi ki her gün 10 tane okula gidiyoruz diye. Doğru, 10 okula gidiyorduk. Yarımşar saat gidip geliyorduk ama bugün buraya ayrıca gelelim dedik. Geçen hafta gelecektik. Geçen hafta Tokat'ta olmamamız münasebetiyle dedik ki haftaya gelelim. Haftaya ellerimizle beraber burada oturalım, konuşalım ve bir sohbet edelim dedik ve geldik. Ve şunu özellikle söylüyorum, bunu da samimiyetimle söylüyorum. İnan ta kapının girişinden itibaren çocuklarımızın o bizleri kucaklaması ve bizlere böyle güzel sözlerle, alkışlarla bizleri burada kucaklamış olmaları, sizlerin burada bu güzel kalabalıkla bizleri kucaklamanız, bizlere sahip çıkmanız beni çok duygulandırdı. Sanki kendi annemiz, kendi kardeşimiz, kendi bacılarımız burada gibi kendimizi kendi evimizde, kendi sokağımızda, kendi akrabalarımızla iç içeymiş gibi hissettik. Ben bu güzelliği bizlere hissettirdiğiniz için, bu güzelliği bizlerle burada paylaştığınız için de hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Sizler için varız. Eğer sizin için bizler bir şey yapamıyorsak herhalde bulunmamızın da çok da bir anlamı yok. Ben her gittiğim yerde de özellikle değerli hanımefendilerin de çok ama çok emeklerini her zaman ifade etmeye çalışıyorum. Çünkü inanın Tokat'ta da evde de gündeme hep bayanlar veriliyor. Bayanların sözleri, cümleleri, konuşmaları hep şehrin gündemini de belirliyor. Aslında bizim belediyecilik çalışmalarımızdan önceki o seçim çalışmalarımızda da inanın sizlerin gayretleri, bizlere olan teveccühleri ve destekleri eminim ki hep bizleri bu noktalara getirdi. Onun için kadının önemi bizde ayrıdır. Dinimizde de ayrıdır. Hep ne diyoruz? Peygamberimizin güzel sözünü cennet anaların ayakları altındadır diyoruz. Kadınımızın yeri her zaman ayrıdır diyoruz. Ve bu manada biz de kadınımızı her zaman önemsediğimizi özellikle söylüyorum. Malumunuz pazar günü bir gün var. Ne günü? Kadın günü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Aslında her gün kadınlar günü olması lazım. Her gün bizler sizleri el üstünde tutmamız lazım. Çünkü siz bir eşsiniz, bir annesiniz, bir kardeşsiniz. Evin ana direğisiniz. Her gün aslında sizin gününüz. Ama
bir gün tespit edilmiş. O da işte tek gün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü diye. Ama Dünya Erkekler Günü yok mesela. Ayrıca Anneler Günü var değil mi? Yani kadınların birçok günü var baktığımızda. Onun için ben şimdiden de Pazar günü kutlayacağımız Dünya Kadınlar Günü'nüzü de şimdiden tebrik ediyorum. Biz de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sizlere farklı bir şey kazandıralım istedik. Ve Behzat'ta hemen Şeyh Şirvani mezarlığına giderken Cumhuriyet Lisesi'nin altında 1500 metrekare üzerinde kurulu bir alanı siz değerli hanımefendilere tahsis ettik. İsmi de Behzat Hanımeli Kadın Kültür ve Sanat Merkezi diye. Ve 3 aydır çalışıyoruz içerisinde. Ve arkadaşlarıma dedim ki bunu gece gündüz çalışın, 8 Mart'ı yetiştirin. Yani eğer 9 Mart olursa hiçbir anlamı olmaz burayı açmanın. 8 Mart'ta biz burayı açacağız dedik. Ve inşallah bugün itibariyle de her şeyini bitirdik. Ve pazar günü sizlerle beraber orayı açıp sizlerin hizmetine sunacağız. Tabi içerisinde ne var? İçerisinde birçok şey var. İçerisinde hanımefendilerin zayıflaması için spor aletlerinin olduğu, hocam nezaretinde bir salon var. Yine 10 tane sınıfımız var. Bu sınıflarda 21 tane kurs vereceğiz. Hem istihdam anlamında kadınlarımızın el becerilerini kazandıracağı ve satış yapabilecekleri anlamda bir kurs. Hem de diğer taraftan vakitlerini geçirebilecekleri anlamda kurslarını vereceğim bir yer. Aynı zamanda yine günlerinizi yapabileceğiniz orada alanlar. Bununla beraber daha birçok çocuklarımız için kreşin olduğu çok güzel bir tesisi şu anda hazırladık. Ve çok da eminim ki merak edeceksiniz ama 8 Mart'ta burayı hep beraberce açacağız. Ve şu ana kadar da 700'e yakın Tokat'ımızdaki değerli hanımefendiler başvurdular. Biz de burada kurs almak istiyoruz diye. Biz sabah 8'den akşam 5'e kadar buralarda 21 tane kursumuzun 10 tane sınıfımızda inşallah vereceğiz. Bir taraftan kadınımızın istihdamını sağlarken diğer taraftan sizlerin el becerileri vakit geçirebileceğiniz böyle güzel alanlarda oluşturup burada 8 Mart'ta burayı sizlere kazandıracağız. Şimdiden Allah hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu tabi bir başlangıçtı inşallah bunun gibi 3 tane daha tesis kazandıracağız. Yani biz 2 yıl içerisinde bu yıl bir tane daha yapıp yani bu yıl 2 tane, seneye 2 tane daha olmak üzere hanımlarımıza 4 tane böyle büyük tesisi inşallah kazandırmış olacağız diyorum. Tabii değerli hanımefendiler, hep sizlerden bahsediyoruz. Muhakkak ki sizlere diyorum ya, isteğe talebi bizim için önemli. Her zaman, her daim de bizler sizlerin hizmetkarı olmak için gayretlerimizi hep devam ettireceğiz. Ve ben de sizin bir kardeşiniz, bir evladınız olarak da buradan şunu söylüyorum ki, hep zaman size kapımız sonuna kadar açık. Her türlü ihtiyaçlarınıza, her türlü isteklerinize, taleplerinize bizler elimizden geldiği ölçülerde ne gerekiyorsa yapacağımızın da taahhüdünü burada özellikle vermek istiyorum. Ve size de buradan özellikle bir tavsiyemiz de bakın işte çocuklarımız, evlatlarımız buradalar. Her biri yarın bir gün büyüyecekler. Kimi doktor, kimi öğretmen, kimi mühendis, kimi belki vali, kaymakam, hakim, savcı. Çok güzel meslekler sahipleri olacaklar. Hepsi şu anda belki kimisi 7, kimi 10, kimi 12 yaşlarında evlatlarımız var. Benim istirhamı onları güzel yetiştirin. Onları hem dinine, diyanetine, milletine, memleketine bağlı birer birey olma anlamında hem de derslerini başarıyla çalışan ve inşallah başarılarla dolu eğitim hayatları sonunda da güzel meslekler sahibi olan ve daha sonrasında şehrine hizmet eden, ülkesine hizmet eden birer birey olmalarını sizlerden özellikle istirham ediyorum. Çünkü biz şöyle bir baktık eski yıllara, değil mi? Elektriğin olmadığı, parayla ya da kartlarla yağların, mazotların alındığı zor günler yaşadık. Ama hamdolsun bugün bakın bizler çok rahat bir ortamda yaşıyoruz. Bizden sonraki nesillerimiz çok daha güzel belki günler bekliyor onları. Bu ülke daha güzel olacak. Onlar sayesinde olacak.
Yarının anneleri, babaları, yarının öğretmenleri, müdürleri onlar olacaklar. Onlar bu memleketi daha güzel ve daha büyük hale getirecekler. Ülkemizi daha iyi hale getirecekler. Biz onlara güveniyoruz. Biz bu çocuklarımıza inanıyoruz. Ve Allah'ın izniyle de bu çocuklarımız ülkemizi, Tokat'ımızı, mahallemizi çok daha iyi yerlere getirecekler. Biz buna can yürekle inanıyoruz. Herhalde bir annenin, bir babanın da en büyük gurur duyacağı şey de evladıdır. Her şey boş. Para, pul, ev, araba, her şey boş. Eğer insan hayırlı bir evlat yetiştirmişse ve o evladı iyi bir yerlere gelip de onunla gururla ve onunla ondan güzelce bahsedebiliyorsa herhalde en büyük gururu bu olsa gerek. Bir insanın da bırakabileceği en büyük miras da iyi bir evlat, salih bir evlat olsa gerek. Çünkü ne diyor Peygamberimiz de? Yani insan beş şey bırakır diyor. Öldükten sonra bunlardan birisi de hayırlı evlat diyor. İşte hayırlı evlat bırakırsak geçmişten sonra, biz öldükten sonra da hayırla yad edilirler. Falancanın oğluydu, falancanın kızıydı derler. Ya da o evlatlar, işte babam ve annem inşallah çok iyi bir babalık annelik yaptı bize de. Bir Yasin okur, bir Fatiha okur. Güzel bir şekilde bizlerin arkasında bahsettiler. Onun için evlat yetiştirmek çok önemli. Sizlerden özellikle istirhamında evlatlarınızı hem okul ve hem de eğitim anlamında hem de ahlaklı ve yine topluma faydalı ve yine İslami anlamda da duyarlı evlatlar yetiştirmenizi de ben buradan özellikle sizlere de rica ediyorum ve tavsiye ediyorum. Biraz sonra okulumuzun başarılı öğrencilerini ödüllendireceğiz. Biz bunu yaparken şunu bahsetmek istedik. Belki belediye başkanı denir ki yol yapar, kaldırım yapar, asfalt yapar falan. Bir belediye başkanı eğitimde ne iş olur diye düşünebilirsiniz. Ama kesinlikle böyle değil. Eğitim her şeydir. Her şey eğitimle başlar. Biz de dedik ki, biz de belediye olarak kurumsal anlamda öğrencilerimizin yanındayız. Okullarımızın yanındayız. Eğitimdeki tüm evlatlarımızın yanımızdayız dedik. Ve kararınca başarılı öğrencilerimize ödül verelim dedik. Tokat'ımızda toplam 64 tane okul var. İlk öğretim, orta öğretim ve lise olmak üzere. Şu ana kadar 50 küsur tane okula tek tek giderek okuldaki öğrencilerimizi ödüllendirdik. İnşallah önümüzdeki haftada hepsini bitirelim diyoruz. Biz burada muhakkak ki bütün öğrencilerimiz başarılıdır. Hepsi gayretlidir ama belki her sınıftan bir tane daha ön plana çıkabilir. Bu demek değil ki diğer öğrenciler başarısız. Hepsi başarılıdır. Biz hepsine güveniyoruz, hepsine inanıyoruz. Hepsine bizler de ödül vermek istiyoruz ama malum buna ne ekonomik anlamda ne de vakit anlamda gücümüz yetmiyor. Bugün belki toplam merkezimizde belki kaç tane öğrencimiz var hocam? 35 bin öğrenci var. Hepsine muhakkak ödüllendirmek mümkün değil. Ama inşallah biz inanıyoruz ki tüm öğrencilerimiz başarıyla hem bu eğitim yıllarını hem bundan sonraki tüm eğitim ve öğretim yıllarını geçirecekler ve bizleri mahcup etmeyecekler ve çok güzel yarınlarımızı onlar buluşturacaklar. Ben bu manada da tüm öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Hepsini de burada kutluyorum. Onların çok değerli velilerini, annelerini, babalarını da buradan tebrik ediyorum. Allah sizlerden razı olsun bir kez daha diyorum. Ve bu programımıza teşriflerinizden, böylesine güzel bir kalabalıkla bizleri karşıladığınızdan ve bizleri böyle muhabbet ve sıcaklıkla böyle kucakladığınızdan dolayı da hepinize tek tek teşekkür ediyor, saygılar sunuyor ve hayırlı akşamlar diliyorum. Birinci öğrencimiz Ali ve Özdemir, birinci sınıf öğrencimiz. Evet, Ali değil mi? Ali ben. Evet, İkinci sınıf öğrencimiz, Ayşegül Kırış. Evet, Ayşegül sen ne olmak istiyorsun? Burada. Ne olmak istiyorsun? Evet, öğretmen olmak istiyor. Neyse oradan da yapalım. Mesai verelim. Evet, Üfes abi 3. sınıf öğrencimizsiniz. Gel şöyle bir resim çektirelim. Maşallah, tatlı da hocam. Evet.
Demek ki öğretmenlerimizi çok seviyorlar ki. Kesinlikle ben de onu düşünüyorum. Bundan o anla çıkıyor. 5. sınıf öğrencimiz Büşra Harika. Evet, Büşra'cığım. Doktor, Büşra doktor. Ne doktoru? Doktor olacağım diyor. Al bakalım. Arkadan diyor ki beyin cerrahı oldu. Beyin cerrahı bak. Ondan diyormuş. Ondan dolayı beraber beyin cerrahı olacak inşallah. Belki şöyle kaç yıl, 10 yıl sonra beyin cerrahı ya da 15 yıl sonra olduğunu görürüz. İnşallah. Dersin 15 yıl önce böyle bir şey yokmuştu. Tarihi hatırlarsın. Yaşarsak da değil mi? Seni böyle tebrik ederiz öyle demiş. Sen Ayşe Nur'la olmak istiyorsun. Doktor. Ne doktor? Kalp doktoru. Kalp doktoru. İlk öğretimdekiler hep öğretmendi, orta öğretim hep doktoradı. Demek ki orta okulda başka bir sıkıntı var öğretmenleri, öğretmen olmuyorlar daha. Evet, Esra Polat 8. sınıfta. Esra da doktor olmak istiyor. Evet. Velilerini de tebrik ediyoruz. İnşallah böyle hayırlı bir şekilde sürekli başarılarla doğru yerin hattına sahip olursunuz. Güzel söyleyen var. Hayırlı akşamlar. Geçtim inşallah. Çocuklarla tebrik ediyoruz. Zaten birinci olmuşsun değil mi? Evet. Dördüncü sınıfta mı? Evet. Dört değil. Sizler nasılsınız inşallah? Allah razı olsun. Biz evdeyiz. Peki. Bizim beraber diyelim. Oku bakalım, ne yazıyorsun? Derste mi okuyor? Yandan okuyor. Muhabbet. Aferin, bire mi gidiyorsun sen de? Bir okuyor. Bitirdim. Öyle mi? Bitirdin mi? Aferin, oku bakalım. Ben de sayım. Büyüdüğümüzde deyip hepimizi güzel bir şekilde birer öğretmen, doktor, inşallah kaymakam, hakim, savcı göreceğiz. Söz mü? Peki kolay gelsin, hayırlı akşamlar olsun. Allah sizin aşkını versin çocuklarımıza. Peki kolay gelsin.